Ne durumda ekonomi, vatandaş geçinebiliyor mu? Şu anda çok berbat. 12 milyon yatalak hastam, ayak kesik böyle, 5 parmak alındı. 20 milyar kira veriyorum. 12 milyon alıyor, bezi var, eldiveni var, temizlik bezleri var. Yememiz içmemiz var. İnanın yani neredeyse dışarıdan yardıma muhtaç haldeyiz. 12 milyon neye yetecek? Yetmiyor. Bezi zaten büyük abdestini yapıyor, küçüğünü yapıyor. Bez, eldiven, temizlik bezi, çamaşır deterjanı. Bu devlet yani bu halkı perişan etti. Güvendik, oy verdik. Fakat emeklilere çok acil el atması gerekiyor. Emekliler yılı diyor Erdoğan bu yıl. Hayır efendim, olur mu? En düşük maaşla gelsin, buyursunlar, kendileri geçinsinler. Verelim emekli maaşını, onlar bir ay almasın. Geçinsinler, bize hak versinler. Yani berbat bir durumdayız. Nasıl kendi vatandaşı bu haldeyken sığınmacılar gelsin diyor ama Suriye'den. Allah onları kahretmesin. Önce kendi vatandaşına el atsın. Şu adama ambulans bile vermiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ayak kütürüm, beyin bitmiş. Kalçadan ameliyat oldu 2 kez. Yürüyemiyor. Bizim ambulansı da bir kişi yardımcı. Ben yalnız yaşıyorum eşimle beraber. Yani çok perişan durumdayım. Ve kahri perişan olsun bu devlet diyorum. Hükümet. Çünkü ben severek verdim, değişim aradım. Bizi bu duruma düşürdüler. Hani mazlumun yanındayız diyorlar ama. Hayır efendim, hayır, zenginin yanındalar. Fakirin yanında değiller. Ben isyan ediyorum ve beddua ediyorum. Niye bizi bu hale getirdi? Sayın Cumhurbaşkanım, duy, duy sesimizi, duy. Kaybettiğin oylar bu halkına el atmadığın için. Bizi düşürdüğün için bu duruma geldik. Lütfen bize el at. Senin orada kalabilmen için bizlerin yetkisine ihtiyacın var. Biz olmazsak sen yoksun. Halk varsa sen oradasın. Maaş halktan çıkıyor. En fakirden vergi alıyorsun. En fakirden para kesiyorsun. Gel benim kiramı öde şimdi. Ben şu an düşmüş vaziyetteyim. Ama beşli çektenin de vergilerini alıp getiriyor abla. Hak ama mı, adalet zenginin mi? Zenginin de... İşte biz adaletsizlik vergisini, adaletsizlik burada. Zengini daha çok zengin yaptı. Fakir dilenmeye kadar yol açtı. Hakkımızı helal etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı sunuyorum. Lütfen sesimizi duyun artık. İsyan ediyoruz lütfen. Yani kısa bir sürede sizi aşağı almak istiyoruz. Saygılar. Allah razı olsun abla. Allah eczizini ahirette versin abla. Amin. Çok zor. Bak, yataktan kaldıramıyorum. Anlıyorum ben seni. Oturtturamıyorum. İnan ki o şekildeyim ya. Bak araba kendi kendine gidiyor. Allah eczizini ahirette versin. Ben de şeker hastasıyım. Abla. Bak kollarım kas yırtılması oldu. Yalnızım. Devlet bir ambulansı bile çok görüyor. Belediyeye gidiyorum. Deniz kenarına diyor şey veriyorum diyor. Ambulans oraya gerekli diyor. Ayda 3 kez. O da hastamı kucaklamıyor bile. Ben 70 yaşına geldim. Bu adama gücüm yok. Yata altından alıyorum. Eve bile şey göndermesi lazım. Ambulans. Temizlik, bakım, ambulans. Yok, sesimizi duysun artık. İsyanlardayız yani. Allah size sağlık, sıhhat. Amin abla, Allah razı olsun inşallah. Belediyelere de seslerim. Belediyelere özellikle abimize. Belediye de isyan ediyorum. Destek olması abimize gerekiyor. Abimize destek olması lazım. Belediyemizde de iş yok. Tekirdağ Çorlu'da ben bu şekilde tabloda gördüğüm zaman belediye yardım ediyor. Hatta evde yatalakları işte yatalak hizmeti veriyor. Yatalak altını değiştiremiyorum. Evet. Büyük abdestini alıyorum, küçüğünü Avcılar alıyorum. Avcılar Belediyesi'nde yapmasını istiyorum yani. Avcıların bir araba istiyorum. Arabayı da bak parayla aldık arabayı da. Kendi arabamızla götürüp getiriyoruz. Yazık, günah değil mi? Ben de sağlığımdan oldum ya. Siyasiler sana hizmet için var abla. Yok efendim, yok. Olması lazım. 8 yıl 9 ay oldu. Hiçbir siyasiden yardım görmedim. Belediyeden gidiyorum. Ambulansımız yok. 3 gün olur mu? 3 gün ambulans nedir? Randevu alacağım. Ertesi güne ambulans isteyeceğim. Düşmüyor. Düşürmüyor. Santralde kapalı. Yani ben isyanları oynuyorum. Tüm halkın adına dile getiriyorum. Lütfen sözlerimize kulak versinler. Lütfen halka hizmet etsinler. Halka hizmet, fakirin elinden tutsunlar. Zengin zaten almış başını gidiyor. Benim oğlum gencecik emekli oldu. 3 çocuk okula gidiyor. Emekli maaşından geçinemiyor. Biri üniversite, biri ortaokul, lise, biri ilkokulda. Yani yazıklar olsun. Bak 15'ten tuttum evi. Evim oldu 20 milyar. Asansör parası var, temizlik parası var. Hani bizim boğazımız.
Hani bizim yaşantımız? Yani bizi Suriyelileri doldurdu. Onlar keyfinde. Biz ama Esat çağırıyor Suriyelileri. Gelin diyor, ben size diyorum. Gelin değil, onları çıkarmaya baksın. Ama ben göndermem diyor Erdoğan. Bak Esat gelin diyor. Göndermezse kendi gidecek. Kendi tahttan aşağı ama inecek. Ama Lübnan'dan da gelsin. Lübnan'dan da gelsin. Lübnan gelsin. O da gelsin diyor. Kendi gidecek o zaman. Onlar girdi mi kendi koltuktan aşağı Esat indirecek. Esat diyor ki ablam bak kurban olayım. Esat diyor gelin diyor. Genel af çıkardım. Evinizi vereceğim. $1,000 para vereceğim. Gelin diyor. Kendi vatandaşım Suriye gelsin. Ama Sayın Erdoğan diyor ki gitmesinler. Şu an biz benim oturacak evim bile yok. Ben kirada çocukların yardımıyla ayakta. Elin çocukları ne kadar bir yardım edecek? Oğlum kendine yetemiyor. Beli kambur böyle. İltihaplı romatizma bak getiremiyor babasını götüremiyor. Onun da bir çocuğu var. Yazık millete ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Devletimin adına üzülüyorum. Bu hükümetin zulmü arşa ulaştı mı? Ulaştı. Fazlasıyla ulaştı ve taştı. Yani bir an önce el atmalarını istiyorum. Eğer o koltukta oturmak istiyorsa bu emeklilere el atması lazım. Zayıf ailelerin yanında durması lazım. Zenginleri bırakacak. Bizden vergi alacak. Ben vergiyi neyle ödeyeceğim? 12 milyon. Buna mı yetecek, kiraya mı yetecek, vergiye mi vereceğim? Onun için isyanları benim gibi nice emekliler var. Onların adına sözcü oluyorum. Teşekkür ederim. Abla ekonomiyi soruyoruz. Ay ekonomi çok kötü. Nesini mesela soralım, mutfak yanıyor. Yakan kim mutfağı? Mutfağı yakan belli, belli. Ama mutfağı yakan diyor ki ekonomimize ve ekonomik politikalarımıza vatandaş güveniyor dedi. Öyle miymiş? Vatandaş hükümetimize güveniyor diyor. Öyle miymiş? Öyle bir açıklama yaptı. Bunun üstüne ben ancak gülerim yani. Gülmekten başka bir şey söyleyemem. Neresi ya? Ekonomi dibe çökmüş. Şu yabancıların buralarda oluşuyor. Onlar sığınmacı dolu. Kendi şeyine, milletine değer vermiyor. Onlara veriyor. Vallahi bile şu içim var ya, içim dolu dolu dolu. Çok şey konuşmak isterim ama içeride yatmak istemiyorum. İçeri girmek istemiyorum. Peki nasıl düzelecek Cennet Vatan? Bu cennet vatan hükümeti devrilecek ki yeni bir hükümet gelecek mecbur onu deneyeceğiz onunla bir yerlere gideceğiz. Yani bir Ekrem İmamoğlu olacak burada, iki Ankara Mansur Yavaş olacak, en önemlisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Okan Tanju Özcan. Tanju Özcan. Aslında takip de ediyorum. Çok da seviyorum onu. O olacak tamam mı? Şu üçü var ya yemin ediyorum bu Türkiye'yi kurtarır. Bana göre. Abla ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Bence iyi. Sıkıntı yok diyorsun abla. Yok sıkıntı yok. Çok şükür insan şükrünü bildiğimi gayet güzel olur. Hesabını da bildiğim güzel olur bence. Geçinemiyorum diyor vatandaş. Onlar demek ki tasarrufunu yapmıyor. Bence öyle düşünüyorum. Ne kadar kira veriyorsun abla? Kendi evimiz çok şükür. Ya Allah korusun bir deprem olsa Allah Azze ve Celle senden o evi alsa. Evet. Bir 20-30 bin liraya kira versen geçinebilir misin? Ya onu da o şart o olduğu zaman düşünmemiz İnşallah lazım. İnşallah o gün olduğu zaman Allah izniyle. Deprem de beklemiyor zaten Allah izniyle. Yaşarsak. Yaşayacağız depremi illa ki. Yani bilemiyoruz. Kaç yıllık bina? Sağlam da bina olsa o elimizde değil ki. Yok sağlam bina yıkılmaz. Belli olmaz. Belki. Yok, Japonya'da yıkılmıyor abla niye? Yani. Ya 20 senelik bina. O 20 sene gider o. Yani bilmiyoruz. Allah bilir onun. O gider abla. Peki abla kira veren nasıl geçinecek? Bir 30 bine 40 bine kira verirse. İlla ki bir evde bir iki kişi çalışırdır. Tam iki kişi çalışsın. 40 bin lira alsın. 40 bine kira versin. İstanbul gibi yerde. Ya biraz da fazla çalışsın. Tasarrufunu yapsın ne bence. Ne kadar çalışsın abla da? Bilmiyorum ki. Peki erken seçim şart mı? Şart değil bence. Şart değil. Bu hükümetle devam. Devam. Bir daha yarın seçim olsa Erdoğan'a oy verir misin abla? Veririm. Yine verirsin. Yine veririm. Devam. Yola devam. Devam. İyi günler. Abla seninle ne durumda helal vatandaş? Helal olsun vallahi. Tuzu kuru olanlar böyle konuşuyor işte. Maalesef. Siz böyle işte gerçek vatandaşı bulup zor durumda olan ona soracaksınız. Ev kendinin. Geçim derdi yok. Hükümetin yaptıklarını da görmüyor. Niye desteklemesin ki? Bizler zor durumda olanız. Bebeklerimiz ölüyor abla. Yani aynen sırf geçimde bu kadar... Ne bileyim yani artık bizi kara listeye almışlar. O kadar dindar bir hükümet. Yolsuzluklar. Bebeklerin ölümü. Kadınların ölümü. Kadınlar bizler de güvende. Hayvanlar ölüyor. Hayvanlar yani. Ölüyor yani hepimiz ölüyoruz. Hala bu hükümeti destekliyorlar benim aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor çıldırıyorum.
Allah insanların aklını yitirmiş. Öyle diyorum ben yani. Başka açıklaması yok. Ya da gerçekten çıkarları var bunlarda. Hala bankamatik memurları demek ki devam ediyor çalışmada. Öyle diyorum yani ben. Erken seçim şart mı abla? Kesinlikle şart. Kesinlikle şart. Ya muhalefetin birleşmesi lazım. Yani kimse tek başına karar vermemesi lazım. Bu hükümete karşı birlik olmaları. Güçlü olursa muhalefet, o zaman hükümet de bazı şeyleri geri çeker. Bak adamı suçsuz yere aldılar şimdi içeriye. 10 yıldır neredeydiniz siz? Akıllarınız neredeydi 10 yıldır yani? Buna kimse inanmaz. Çocuklar bile güler. Ben pes diyorum bu yapılanlar karşısında. Sizi hep takip ediyorum aynı zamanda YouTube'dan. İzliyorum sizi, görünce zaten bekledim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Daha geç olmadan insanlar uyanır, görürler. Ona göre kararlarını verirler diyorum ben. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyoruz abi. Ne durumda vatandaş? Ekonomi? Biraz daha aşağıya gidiyor. Daha abi. Ne diyeceğim? Daha aşağıya. Daha aşağıya. Neden tabi, aşağıya tabi, gidiyor abi bu cennet vatandaş? Tabii. Çünkü devlete dinlemiyor kimse. Ne derse biz başka yapıyoruz. Vatandaş yapıyor başka. Onun için olmuyor. Evvela marketler. Devlet zam veriyor bize. Ama biz o zam almadan marketleri almışız kimisi fazla. İşte onlar yapmak lazım. Marketlerin suçu mu diyorsun? Tabii ki. Hükümete hiçbir suç yok mu abi bu ekonomiden? Ne? Enflasyon yüksek olması. Müteessüs Recep Tayyip Erdoğan. Ya, ne yapacak? Müteessüs Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip'in altından çıkıyor bunlar. Hükümet kimin şu an? Yok ben şu hükümete demiyorum bir şey. Ondan başlıyor ama her şey marketten başlamıyor ki. Evvela her şeyin başı Recep Tayyip Erdoğan abi. Tamam mı? Onun başına tabii ki ya. Uğraşıyor adam ya. Tamam işte bu yüzden millet böyle. Uğraşıyor ya. Vurmuyor uğraşıyor. Hüseyin Rütü Belediye Başkanı neden aldı? Ne? Hüseyin Rütü Belediye Başkanı. Bilmiyorum ben, başkanlık değilim bu. Niye? Neden aldı? PKK'ymış. Bilmiyorum ben. Peki o raporları SESAKİ'ye verirken, o kağıtları verirken diyor ki kardeşim senin sabıkan var. Ben seni sabıkanlar alamam. Al dosyayı götür. Şimdi bu adamı görevde aldı. 6-7 aydır yapıyor. Tutturabilir gecedeyken. Aldılar. Bize işkence ediler. Onu da söyleyeyim. Söyle geldi kamera. Labi'ye ne bayanlarımızı kodular ne de bizi kodular. O gece. Dün daha öten gece. Hiçbirimizi kovmadılar. Hepimizi yesir aldılar polisler. Anladın mı dediğimi? Burada alev sünnüsü kurt fark etmez. Adam seçilmiş başkanı böyle yataktan aldı. Yazık günah değil mi? Bir tane geldi kaymayı at attı. Vali yardımcısı kağıt değiştirmişler. Vali yardımcı ne şehirliymiş getirdiler kodular başımıza. Hizmet yapmaz. Yapar mı? Size söylüyorum yapmaz. Bu Türkiye'yi bir tek adam kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk. Ben ona kurban olayım. Anamızın, nenemizin Mustafa Kemal Atatürk kurmuş bu Türkiye'yi ya. Adam ülkeyi kafası güzelken kurdu. Ha. Keşke bir daha çağırıyor Mustafa Kemal Atatürk gel bizi kurtar bu belleden. Daha başka bir şey diyemem. İki tane adam Türkiye'yi teslim almış. Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan aha. Herkesi teslim aldı. Türkiye halkın. İş yok. Türkiye halkın. Recep Tayyip Erdoğan'ın değil. O da İş bizim yok, gibi. Güç yok. Diyor ki kapıları açsınız. Suriyeliler gelsin, Katarlılar gelsin. Ne olacak? Sonumuz ne olacak? Bizim ben çocuklarımız. Biz oturduğumuz yerde Suriyeli barındırmıyoruz. Bu çocuklarımız abi. Okuyor. Okuyacak, gidecek, şey diyecek abi, ya. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ülkede işsizlik oranı var diyorlar. Suriyeliler almışlar. Adam geliyor Suriyeli'ye. 19 bin maaş veriyor. Türk geliyor 20 bin istiyor. Yok diyor ben Suriyeli çalışacağım. Yani bu ülke gelişir mi sence? Bu ülke bir kere buradan kaybediyor yani. Bir şey söyleyeyim. Bak İmamoğlu 4 çeşit yemek veriyor burada. Ben ta Kıraşköy'den geliyorum yemek yemeye geliyorum. Yemek yemeye geliyorum. Lokantaya gidiyoruz. Lokantaya gidiyor bir tarç çorba. 40 milyon 50 milyon. Yiyemiyorum. Talebeler yiyemiyor, vatandaş yiyemiyor, çiftçi yiyemiyor, köylü yiyemiyor. Yazık günah değil mi ya? Emekli şu durumda, emekli durumunda aç emekli, çiftçi aç, köylü aç, esnaf aç, hepsi aç. Var var bağırıyorum. Ya, İstersen beni götürsünler, sinirli yazsınlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol.
Geçeceğiz. Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz? Yok. Biz yaşamıyoruz. Biz yaşamıyoruz abi. Evet, biz... Açıkçası abi ben gelecek olmaz ben yaşıyorum. Evet. Ne durumda peki vatandaş, gençler? Vallahi herkes gençlerden bir beklenti bekliyor ama ülkenin yani kimse ülkeden bir beklenti beklemiyor. Herkes gençlere güveniyor. Yok gençler şöyle olacak, yok gençler böyle olacak. Gençler her şeyi yapabilecek bir durumda değil. Çünkü bize elimizde imkanlar var diyorlar. Yok bizim zamanımızda böyleydi, şöyleydi. Sizin zamanınızda imkanlar var. Bizim zamanımızdaki imkanları da görüyoruz yani abi. Şimdi açık açık konuşalım. Şimdi bir tane kalem olmuş yani çocuk gidiyor bir tane kaleme 40 lira veriyor. Heh. Diyorlar ki yok diyor ben diyor ne bileyim makarna çuvalıyla okula gidiyordum. Yani benim senin bununla okula gitmen ilgilendirmiyor. Senin bu hale, ülkeyi bu hale getiren sensin zaten. Sen böyle cahil cahil konuştuğun sürece bu ülke böyle gelişmez. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Abla sana sorayım mı? Abi sence ne durumda ekonomi, vatandaş ay sonu nasıl getiriyor? Abi perişanız, berbatız. Daha neden ne diyebilirim? Vatan bu halde peki abi? Neden olduğunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ama biz başımızdaki bir şey söyleyemiyoruz, hemen yüzünden içeri atarlar. Nasıl söyleyelim? Ağzımız kilitli yani. Aslında söylenecek siyasetçilerin yüzünden karıcığım. Hayır, aslında çok anlatılacak şeyler var ama hiçbir şey anlatamıyoruz. Yani her durumda da mağduruz yani. Çoluk çocuğun geleceği ne olacak ablam? Çoluk çocuğun geleceği mi var? Bizim çocuğumuz yok. Çocuk yapmayı da düşünmüyoruz. Yani. Bu şartlarda zaten düşünmeye korkuyoruz. Düşünmeye korkuyoruz. Maddi olarak da korkuyoruz, manevi olarak da korkuyoruz. Maddi olarak bunun yiyeceği, içeceği, giyeceği biz hani eski meski giyeriz ama çocuklar öyle şeyler düşünmüyor. Artı manevi olarak da burada eğitim yok, hiçbir şey yok. Biz sadece kuru kuru yaşıyoruz yani. Yani geleceği de berbat. Erken seçim şart mı? Tabii ki. Önemli bir mevzu, çok şart. Başımızdakinin bir an önce gitmesi lazım. Bir an önce, yoksa bizim durumumuz çok kötü. Zaten gittikten Türkiye sonra olur. Da hemen de bu Türkiye düzelmez, düzeleceği 15-20 sene. Ya herkes Avrupa'ya kaçıyor ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Avrupa'ya kaçıyor. Yani fırsatını bulan Avrupa'ya kaçıyor. Biz ne yapacağız? Biz bu güzelim vatandan vallahi şöyle ne yabancılar, bazı yabancılar, sığınmacılar buraya geliyor, buradakiler de oraya gidiyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Yani bir çekyat düşünün. Yani geliyor, yabancılar geliyor, o geliyor, bu geliyor. Biz de ne yapıyoruz? Çekyattan aşağıya düşüyoruz. Daha güzel yaşıyor. Öyle. Değil mi? Evet. Yabancılar biz, ya kafeler evet. Dolu diyorlar, ekonomi çok güzel diyorlar, kafelere ama, bakıyorlar. Ama ya bir halk, şurada kent lokantası var, önüne girsiniz 1000 tane sırada insan var, 40 liraya yemek yemek için mücadele ediyorlar. Ya bu ekonomi güzel de o kadar insanın orada ne işi var? Şöyle bir şey. Ya bir lokantaya gidemiyorsun, bir tavuk döner yiyelim dedim eşimle, 200 lira ya, iki kişi 200 lira. İsmi lazım değil, o kişi söylüyor ki hani Türkiye çok iyi, maddiyat çok iyi. Maddiyat iyi olması işte bu kafeler dolmaz, taşmaz, hazır yemek gelmez ama yalnızca güzel yanına bakıyorlar. Bir de fakir tarafına baksınlar. Hiç ayatmışlar oğlum. Aynı Titanik gemisi gibi. Fakiri, zengini, orta hallisi. Biz yani durumumuz malum ama yabancıların durumu iyi. O yönlere bakıyorlar. Bizim durumumuza bakan yok ki. Evden çıktık şimdi. Dedik ki ne yesek dedim hanım. Kent lokantasına makarna varmış dedi, evde de var, evde yeriz o zaman dedi. Yani o kadar düşmüşüz yani, düşünün. Artık dışarıdan da bir şey yemiyoruz, içemiyoruz. Kafelere gitmeye kalkıyoruz, sırf Suriyeli dolu. Bir sürü Suriyeli var. Hep sığınmacı dolu diyorsun abi. Sığınmacı şey hep, sadece mi? Orada mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Kaç sene önce ben bu avcılara geldiğim zaman inan ki yalanım yok. Gidiyordum kumpirimi yiyordum, gidiyordum canım ne isterse onu yiyordum. Pazara gidiyordum birer kilo, ikişer kilo alıyorduk, geçiniyorduk. Şimdi diyorum ya herif diyorum yani canım abla, kumpir istiyor biraz düşüneyim. Bilmem ne alamıyoruz. Çünkü neden? Kumpir alacağımızı biraz birikim yaparız diyoruz, şunu yaparız, bunu yaparız. Yok, yok yani. Teşekkür ederim abla, çok sağ ol. Rica ederim, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Soracağım abi, ekonomiyi soruyorum abi, ne durumda vatandaş? Ekonomi mi? Ekonomi iyi değil şu an, normal. Neden iyi değil abi peki? Nedeni sen bilirsin. Neden? Ama Erdoğan açıklama yaptı. Halkımız dedi, ekonomimize, politikalarımıza güveniyor dedi. Kime güveneceğiz? O da var değil mi? Ya. Güveniyor musun abi? Ben kimse güvenmiyorum. Kendime güveniyorum. Yeter. Erken seçim şart mı? Nasıl? Erken seçim şart mı? Şart. Teşekkür ederim abi. Çok rica ederim. Abi sence şart mı erken seçim? Ne? Sence şart mı erken seçim? Şart mı erken seçim mi? Ya onu siyasetçiler daha iyi bilir yani. Valla. Halk bilmesi lazım abi. Siyasetçi nereden bilecek?
Siyasetçi bilir ya. Enflasyonu sen yaşıyorsun. Siyasetçi yaşamıyor ki. Vallahi, kaç tane gemisi var? Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar memnunsa ben de memnunum. İnsanlar bayağı memnun. Sen memnun musun? Ben mi? Çok. Kral gibi memnun diyorsun. He, televizyonlara verecek misin canlı canlı? Vereceğiz abi. Tamam. Nasıl abi, saçı niye kestirmedik? Saçlarımızı niye kestirmiyoruz? Saçlarım mı? Böyle daha iyi. Kaç paraya kesiyorlar saç tıraşını? Saç tıraşını ben söyleyeyim. 400 lira. Saç sakal tamam. Vay be. Nasıl, ucuz mu? Çok. İnşallah 2 milyar olur o zaman. İnşallah inşallah. Dua edelim Allah izniyle. İnşallah. Olur ya. İnşallah inşallah. Aynen. Nasıl, kira ne kadar ödüyorsun? Kira 3,5 ödüyorum da sabahlı yerde oturuyorum ben. İnşallah o da olur, 40-50 bin lira. Olsun zaten. Ben çıktığın zaman 40'tan aşağı bulamazsın. Ben yeni binaya gittim. Bana 36 milyar dedi. İyi, az vermiş. 15 saatten aşağı inmiyor ama güzel. Ama sen desene, orada ekonomi güzel, sıkıntı yok deseydin. 36'yı veririm deseydin ya. Hemen bir eski binaya da gittim ben. Eski binaya da... Sen sobalı evde oturuyorsun, ekonomi iyi diyorsun. Tamam işte, çok güzel. Evet. Ekonomi sıkıntıda şu an, sıkıntıda. Hangi kanal? Kanal Dünya abi. Ne zaman? Sürünmeye devam diyoruz abi o zaman. Ne zaman vereceksiniz? Yarın abi, teşekkür ederim.